Batı'nın Putin-Trump zirvesinden korkmasının nedenleri açıklandı. The Independent gazetesi, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin anlaşmaya varması durumunda Batı'daki birçok kişinin, Moskova'nın siyasi açıdan kendilerine uygun olan, ebedi düşman, imajından yoksun kalacağını ve bu nedenle Batı'da liderlerin görüşmesine engel olmak için yoğun çaba harcandığını yazdı. The Independent köşe yazarlarından. Mary Dejevski, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi organize etme planları destek görecekken, şimdiki durumdaysa, ABD-Kuzey Kore liderlerinin zirvesinden sonra, yıl içinde ikinci kez Batı'daki birçok ülkenin böyle bir zirveye neredeyse ters tepki verdiğini belirtti. Dejevski, askeri zıtlaşma, Suriye, çözülmemiş bölgesel sorunlar, Ukrayna ve münakaşalar, Trump'a yapılan Rus yardımı iddiaları, ne zamandan beri Doğu ile Batı arasındaki gerilimi azaltabilecek olan birebir görüşmeye tercih edilmeye başlandı. Görüşmenin ne bir dram, ne de Batı dünyasının ihaneti olmasına gerek yok. Görüşme, uluslararası güvenliği güçlendirecek ve hayatları kurtaracak sürecin başlangıcı olmalı, ifadelerini kullandı. Yeni Soğuk Savaş'ın HEALETLERİ, Avrupa'da Putin ve Trump'ın, barış görüşmelerinin Rusya'nın Batılıların çıkarlarına uygun sürekli düşman imajını yok edebileceği düşünüldüğü belirtilen yazıda, 2018 Dünya Kupası'nın Batı'nın Rusya'ya seyahatlerle ilgili, korkutucu, uyarılarını yerle bir ettiği dikkate alındığında, iki ülke liderinin buna ek olarak, yeni bir soğuk savaşın hayaletini, de kovabilirlerse durumun daha da kötü bir hal alacağını, anlamına geldiği kaydedildi. Atmosferdeki DE yumuşak YİŞİK Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi birçok şeyi değiştirebilir. Dejevski, iki liderin konuşacağı yeterince konu var. Ayrıca dünyayı daha güvenli hale getirebilecek anlaşmaların henüz belirsiz ana hatları mevcut. Trump Rusya ile, Kuzey Kore ile de olduğu gibi, atmosferdeki değişikliğin daha birçok şeyi değiştirebileceği bireysel ilişkilere odaklanıyor. Kim ile yapılan zirve, bölgedeki gerilimi azaltma ve Kuzey Kore'nin ekonomik gelişimini hızlandırma olasılığını ortaya çıkardı. Donald Trump ve Vladimir Putin anlaşmaya karar verirlerse, daha büyük boyutlarda benzer bir durumun ortaya çıktığı görülebilecek, ifadelerini kullandı. Putin ve Trump, ilk olarak bir yıl önce Hamburg'da G20 çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 2017'de de Vietnam'da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak görüşme, Putin'in 18 Mart'taki seçim zaferinin ardından başlayan yeni başkanlık döneminde Trump'la yapacağı ilk kapsamlı görüşme olacak.